Bir de görüş alacağız. Bizleri bu sefer Anspor yorumcusu Volkan Demir bekliyor. Derbiyi konuşacağız. Volkan hoş geldin. Nasılsın? Merhaba Çiğdem, iyi yayınlar diliyorum. İyi haftalar herkese. Çok teşekkürler. Sana da sağlıklı, güzel bir hafta dileyerek başlamak istiyorum. En aslında genel soruyla başlayayım. Fenerbahçe camiasını yakından takip ediyorsun. Hoca kazanmaya gelmiştik dedi. Bir birlik skor çok mutlu etmedi bizi dedi. Ne anlama geliyor beraberlik Fenerbahçe için? Takımda nasıl bir hava var şu anda? Fenerbahçe için beraberlik şampiyonluğun artık umut kırıntıları halinde, şampiyonluk umudunun umut kırıntıları halinde devam etmesi anlamına geliyor. Eğer kazanılmış olsaydı bu derbi, Fenerbahçe puan farkını ikiye indirme ve tabii ki Beşiktaş'ın eksik maçıyla birlikte hesaplarsak 5'e indirme fırsatını ele geçirecekti. Ama şunu ifade etmemiz lazım ki önemli bir fırsat tepilmiş durumda. Şimdi bana diyebilirler ki Beşiktaş'ın bu oyununa rağmen nasıl Fenerbahçe kazanmasını bekliyorsun? Fenerbahçe kazanamazdı. Katılıyorum. Özellikle ilk yarıdaki futboluyla Fenerbahçe kesinlikle galibiyeti hak etmedi. Ve şunu da ifade edeyim. Yani boşa harcanan bir 45 dakikanın ardından golün yenmesine kadar teknik heyetin tamamen yine rakibi izlemesi durumu söz konusu. Golü yedikten sonra hızlıca değişiklikler yapıldı ve Fenerbahçe biraz da Beşiktaş'ın ben biraz geri çekileyim, kontra atak fırsatı arayayım düşüncesi dolayısıyla Beşiktaş üzerinde bir baskı kurdu. Bu da pozisyonlar getirdi. Aslında Ozan Tufan'ın golünden önce de Pelkas'ın mesela savunmanın çok kritik müdahalesi olan ceza sahası içinden bir şutu var. Ozan'ın birbirden sonra yakaladığı iki tane net, %100 diyebileceğimiz karambol pozisyon içerisinde de olsa biraz şansı olsa atabileceği goller var. Ve sonuçta biraz Beşiktaş'ın elindeki fırsatları cömertçe harcaması, biraz da Fenerbahçe teknik heyetinin kötü oyunu gol yiyene kadar beklemesi, kötü oyunu değiştirmek için gol yiyene kadar beklemesi Fenerbahçe'nin kazanamamasındaki faktörler oldu. Şimdi Beşiktaş cephesinden değerlendirecek olursam, aslında Beşiktaş da önemli bir fırsatı tepti. Tamam, şimdi bir Galatasaray'la puan farkını bir tane açtı Rizespor karşısında yendiği için Galatasaray. Fenerbahçe'yle de puan farkını korudu. Kağıt üzerinde baktığınızda çok rahat, çok iyi bir sonuç gibi gözükebilir. Ama Fenerbahçe'yi yenmiş olsaydı Beşiktaş bugün çok çok daha rahat, belki de şampiyonluk yolunda neredeyse tek başına kalmış bir takımdan bahsedecektik. Bu fırsatı tepmiş oldu Beşiktaş. Şu anda da ciddi bir avantajı var. 3 artı 3 puan farkı gibi bir avantajı var Galatasaray'a karşı. 5 artı 3 gibi bir avantajı var. Eksik maçını artı 3 olarak sayıyorum. Evet. Öyle bir avantajı var Fenerbahçe'ye karşı. Halen o şampiyonluğun en büyük adayı unvanını koruyorlar. Ama daha da bunu unvanı güçlendirebilirlerdi. O fırsatı tepmiş oldu Beşiktaş. Kaçırdığı gollerle veya tam tersi Altay'ın kalesinde devleşmesiyle diyebilirim. Şimdi seninle biliyorsun cumartesi günü bir yayın yapmıştık derbi maçı öncesinde, derbiden bir gün önce. 11 beklentilerini sormuştum. Birkaç oyuncu dışında ki bunlar Pelkas, Osayi ve Altay'dı galiba. Senin söylediğin görüş böyleydi. Onun dışında kimi görürsem sürpriz olmaz demiştin. Gençlerbirliği maçına göre 5 değişiklik geldi hocadan. Senin için sürprizler var mıydı? İlk 11'leri açıklandığını nasıl değerlendirdin? Salahi, Pelkas ve Altay demiştim. Evet, affedersin. Şöyle yani öyle bir durumda ki şu anda özellikle hücum bölgesi için söyleyebilirim. Samatta'yı koyuyorsunuz. Mesela sen az önce bir haber okudun. Evet. Yokları oynadı. Mametiya mı koyuyorsunuz? Yokları oynadı. Sisse'yi koyuyorsunuz. Yokları oynadı. Kimi koyarsan koy, yokları oynuyor. Diğer tarafta da Abubakar oynuyor. Yani işin aslında bu boyutu var. Kadro konusunda ben eleştirememeli olacağım. Belki İrfan Can tercihi hazır olmaması dolayısıyla İrfan Can tercihi eleştirilebilir. Çünkü İrfan'ın gerçekten sakatlık dönüşü biraz problemli fiziksel olarak. Üçüncü maçı bu. Üçüncü maçında da çok iyi bir görüntü vermedi. Yani çok hazır değil, çok diri durumda değil. O yüzden İrfan tercihi belki eleştirilebilir ama genel olarak oynatabileceği 11'i oynattı. Samatta olmasaydı da Thiam olsaydı da belki de maç başlangıcında Thiam olsaydı biz Thiam'ı eleştiriyor olacaktık. Niye Samatta ile başlamadın diyecektik. Kısacası
Fenerbahçe'nin bir Aboubakar'ı yok. Aboubakar'ı olmadığı için de gol pozisyonuna girmekte gerçekten zorlanıyor. Orta alanda da nispeten rakibine oranla biraz geri kaldı. Fiziksel anlamda. Atiba ve Souza ilk yarıda özellikle çok daha baskın çıktılar Fenerbahçe'ye karşı. Kısacası oynanan 90 dakikanın toplamına baktığımızda seçilen kadronun aldığı bir puan bence iyi. Oyuna göre bir puan iyi. Ha şimdi Beşiktaş elbette bir ne bileyim bir Manchester City, Bayern Münih değil tabii ki bu ayrı bir konu ama adamların şöyle bir özelliği var. Top ayaklarında olduğu anda üretebiliyorlar. Fenerbahçe ise top ayağına geldiğinde ne yapacağını bilmiyor. Beşiktaş'ta Fenerbahçe arasındaki temel problem bu. Hem savunma boyutunda işin Beşiktaş çok daha başarılı. Rakibini engelleme konusunda pas arası, pas kanallarına baskı gibi önemli istatistiklerde Beşiktaş çok daha iyi. Ve onun dışında da top ayağındayken de hem Gezzal'la hem Aboubakar'la hem Laiç'le, ben Laiç'le çok beğendim bu maçta. Hem Laiç'le etkili oldular. Kısacası Fenerbahçe özellikle ilk yarıda Beşiktaş'ın bu oyununa yanıt veremediği için de mücadeleyi kazanamadı. Farkındaysanız derbi sonrasında beraberlik olmuş olmasına rağmen Beşiktaş cephesinde herhangi bir hüzün, herhangi bir üzüntü veya böyle bir pişmanlık yok. Neden yok? Çünkü Beşiktaş 30 maçın herhalde bir 20'sinde falan bu oyunu oynadı. Kötü oynadığı maçlar mutlaka vardı ama 20'sinde falan bu oyunu oynadı. Bu düzenli oyunu, bu baskılı oyunu oynadı. Fenerbahçe'de ise inişli çıkışlı grafik devam ediyor. Şimdi maç iyi tamamlandı. Maçın son bölümünde Fenerbahçe daha etkili taraftı. Ama 15 gün sonraki Denizlispor maçında, 2 hafta sonraki Denizlispor maçında Fenerbahçe'nin nasıl bir oyun oynayacağı konusunda en yakından takip eden gazetecisinden en uzaktaki taraftarına kadar herkesin kafasında soru işaretleri var. Zaten şampiyonluk yolunda da Beşiktaş'ın puan dışındaki en önemli avantajı oyun istikrarını koruyor olabilmesi. Fenerbahçe'nin en büyük dezavantajı her hafta oyununun değişkenlik göstermesi. Şimdi sen Fenerbahçe'nin bir Aboubakar'ı yok dedin. Aboubakar'la yakaladığı dörttü sanırım. Dört önemli gol fırsatından yararlanamadı ama Fenerbahçe'nin de Altay'ı var. Altay'a da bir ayrı parantez açmak gerekiyor herhalde. Neler söyleyeceksin? Her gün üzerine Valla koyarak devam ediyor her maç. Bu derbiye de özel olarak hakikaten hazırlandığını hissettirdi yapmış olduğu kurtarışlarla. Altay'ın performansı mükemmeldi. Sezon içerisinde buna benzer performanslarını da gördük daha önce. İlk maçı da değil bu. Böyle oynadı. Herhalde bir 5-6 tane maçı böyle oynadı. Fenerbahçe'nin kazanmasını sağladığı bir Hatay maçı var. Karagümrük maçı var. Puan almasını sağladığı Sivas maçı var. Çok değerli performanslar sergilediği maçlar var. Beşiktaş maçı da bunlardan biri oldu. Elbette kaleci performansı şampiyonluk yolunda çok önemli. Ama bu arada da kazanabilmeniz için yani şampiyon olabilmeniz için kazanabilmeniz için de gol atmanız lazım. Altay'ı acaba hem aynı anda kalede hem de santrforda mı kullansa Fenerbahçe diye düşünmüyor değilim. Ömer Çünkü bu Üründül performans yazısında Sabah gazetesinde Ozan'ı santrafor oynatsın diye yazmış Erol Ya Hoca. Okudum açıkçası mu bunu devre bilmiyorum ama. arasında sevgili Fenerbahçe muhabirimiz Selim'le birlikte değerlendirdik, konuştuk. Yani baktığında Ozan Tufan'ın santrfor bölgesinde yapabilecekleri şu anda Fenerbahçe ya da yapamayacaklarını şu anda Samatta ve Tiam da yapamıyor. Ve hatta Sisse de yapamıyor. Ozan en azından çok daha dinamik, çok daha fiziksel olarak hazır bir durumda. Stoperleri zorlayabilecek bir fiziksel yapısı var. Ben Ömer abinin görüşüne çok değer veriyorum. Ve ben de katılıyorum. Ozan Tufan'ın Santrfor'da sezonun kalanında en azından bir maçına bir şans verilebileceğini düşünüyorum. 10 numara pozisyonda oynadı. Neden Santrfor'da da oynamasın? Çok da şık bir gol attı tabii. Haftalardır da oynamıyordu. Buna rağmen sonradan girip Neden takımın en önemli oynamıyordu? isimleri Şimdi oyuna girdi, kısa süre sonra golünü de attı. Aslında o eleştiri de geldi Erol Bulut'a. Daha önce neden forma şansı bulamıyordu? Bir bilgin, bir duyumun var mı? Taktik gereği miydi bu? valla benim bildiğim 6-7 tane oyuncuya bu Trabzon maçı öncesinde Caner Erkin'e kadro dışı bırakıldığı Trabzon maçı öncesinde 6-7 tane oyuncuya disiplin uygulaması yapıldı. Bunların içinde Ozan da vardı.
Ve bu nedenle de Ozan'ın ilk 11'den uzaklaştırıldığı konuşuluyordu. Hatta Nazım'ın da efendim Sadık deniyor, Tiam deniyor. Tiam gerçi oynadı maçtan sonra ama Sosa, yani 5-6 tane oyuncuya böyle uygulama yapıldı. Disiplin uygulaması yapıldı. Ozan da bunlardan bir tanesiydi. Kısacası Fenerbahçe cezayı acaba Ozan'a mı verdi, kendisine mi verdi? Bu konuda da ciddi şüphelerim var. Elbette disiplin uygulamalarının şöyle bir özelliği vardı. Bizim bilmediğimiz, duymadığımız ortamlarda Ozan'ın yaptığı bir hata varsa da Ozan bu şekilde cezalandırıldıysa da doğrudur. Ama şunu söyleyeyim. Saha içinde Ozan'ın olmaması Fenerbahçe'ye zarar verdi. Dünkü görüntüsüyle de yani tribünde, basın tribünde olan herkes şunu ifade etti. Bu adam nasıl kulübede oturur? Yani maça girer girmez fark yarattı. O yüzden disiplin uygulamasını uygulayıp acaba forma şansı vermeye devam mı etmek lazımdı? Bu da ayrı bir tartışma konusu. Fenerbahçe'nin zarar görmemesi açısından söylüyorum tabii ki. Bu da ayrı bir tartışma konusu olabilir. Ama yani önümüzdeki maç, işte Denizli maçından itibaren ben yine Ozan'ın 11'de yer alacağını düşünüyorum. Çünkü şu anda Fenerbahçe'nin orta alandaki en iyi oyuncusu görüntüsünü çok net bir şekilde dün akşam Evet. verdi. Peki Volkan, çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Güzel bir yayın Ben oldu. teşekkür ederim. Görüşmek üzere diyelim. Volkan Demir'le beraber de derbi maçını konuştuk. Özellikle Fenerbahçe manşetleri, başlıkları üzerinde durduk.